Kan ve beyin bariyeri ne yapar sorusuyla başlayalım. Kan ve beyin bariyerinin üstünde bolca kılcal damar bulunur. Normal kan dolaşımında görünmeyen bir biçimde etraflarında sıkı bağlantılar mevcuttur. Endotel hücreler, bakteriler gibi çok küçük canlıların bile difüzyonunu engellemeye çalışırlar. Bunun yanında hidrofilik veya yapıca çok büyük moleküllerin beyin omurilik sıvısına geçişi de engellenir. Sadece oksijen, karbondioksit, hormonlar gibi hidrofobik maddelerin difüzyonuna izin verilir. Kan beyin bariyerindeki hücreler glikoz gibi metabolik ürünleri aktif taşıma yaparak alırlar. Aktif taşıma esnasında birçok protein kullanılır. Kan beyin bariyeri zarar görürse ne olur sorusuna bakalım. Kan beyin bariyerinin zarar görmesi veya işlev görmemesi halinde birçok hastalık ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki menenjittir. Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarın iltihaplanmasıdır. Menenjitin en büyük sebebi streptokokos gibi patojenler yüzünden oluşan enfeksiyonlardır. Bunlar kan beyin bariyerini aşıp beyin zarına ulaşırsa inflamasyona neden olabilirler. Beyin zarındaki tahribat da menenjite yol açabilir. Menenjiti tedavi etmek için kullanılan antibiyotikler inflamasyonu daha da çok arttırabilir. Bakteriler bu durumda hücre duvarlarından lipopolisakkaritleri salgılarlar. Beyin kimyasını değiştiren lipopolisakkaritler beyne daha fazla zarar verebilirler. Kan beyin bariyerinin zarar görmesiyle ortaya çıkabilecek bir başka rahatsızlık ise epilepsidir. Epilepsi, sürekli tekrar eden ve tedavi edilmeyen nöbetlere yol açan bir nörolojik rahatsızlıktır. Bazı araştırmalar kandaki albümin ile astrositler arasındaki etkileşim olabileceğini gösteriyor. Bu etkileşimlerde epilepsi de çok önemli olabilir. Kan beyin bariyerinin işlev görmeyip zayıf kalması sonucu beyinde anormallikler olabilir. Beynin kan dolaşımında olmaması gereken maddeler gezindiğinde nöbetlerin sayısı artabiliyor. İlk olarak 1880 yılında Paul Ehrlich tarafından kan beyin arasında seçici geçirgen bir yapı bulunduğu ileri sürüldü. Ehrlich, tripan mavisi olarak bilinen doku boya maddesini intravenöz olarak verdi. Bu boya maddesiyle tüm organların boyandığını, yalnız beyin dokusunun boyanmadığını tespit etti. Goldman bu çalışmayı daha da aydınlatmak için beyin omurilik sıvısı içerisinde aynı boyayı enjekte etti. Sonuç olarak beyin dışında diğer organların boyanmadığını gördü. Bu şekilde diğer organlar arasında olmayan, yalnız beyin ile kan arasında mevcut olan bir bariyer olduğu sondaki deneysel çalışmada da rapor edildi. Kan beyin bariyeri beynin ekstraselüler ortamın sıkı bir şekilde düzenlenmesini sağlayan bir sistemdir. Kan beyin bariyeri geçirgen olmak zorundadır. Çünkü beyin bütün metabolik ihtiyacını kandan alır ve metabolik artıkları kana verir. Beyin kapillerindeki endotelyal hücreler diğer organlardaki endotelyal hücrelerden oldukça farklıdır. Bu farklılığa neden olan en önemli yapısal olay hücrelerin birbiriyle sıkı ilişki içerisinde olmasıdır. Metabolik kan beyin bariyeri, enzim sistemleri kan beyin bariyeri oluşumunda rol oynayabilir. Şimdiye kadar en iyi bilinen enzim bariyeri L-DOPA için gösterilendir. Endotel hücresinde bol miktarda bulunan amino asit dekarboksilaz ve monoamin oksidaz enzimleri L-DOPA'nın hızlıca DOPA'ya dönüşmesine neden olur. Parkinson tedavisinde bu nedenle L-DOPA ile birlikte karboksilaz inhibitörü verilir. Ayrıca dolaşımdaki katekolaminler de MAO tarafından inaktive edilir. Endoteldeki Y-glutamil transpeptidaz enzimi de glutatyon bağlı bileşikleri detoksifiye eder. Kan beyin bariyerinin değerlendirilmesi pozitron emisyon terapisi, tomografisi, PET ile kullanılan intravasküler rubidyum ile yapılır. Kan beyin bariyeri, şiddetli açlık ve karaciğer yetmezliği, santral sistemi enfeksiyonları, sepsis, intrakraniyal kitle ve travmada bozulabilir.
Şiddetli açlıkta glukoz ve keton cisimlerin transportu artmıştır. Sepsis ve karaciğer yetmezliğinde nötral amino asit transportu artarak beyinde birikir. Santral sinir sistemi enfeksiyonlarında kan beyin bariyerinin bütünlüğü bozulur. Lökositler bariyeri geçer ve glukoz transportunda anormal değişmeler görülür. Beyin tümörlerindeki kan beyin bariyerinin bozulması tümör angiogenesis faktör TAF kapiller permeabilite bozulmasına bağlıdır. Beyindeki kılcal kan damarları birçok ilaç için geçirgen değildir. Beyine göndermeye çalıştığımız ilaçların büyük çoğunluğu bu nedenle koruyucu kan beyin bariyeri tarafından dışarıda tutularak atık sistemiyle atılır veya vücudun diğer bölgelerine gitmek üzere dolaşım sisteminin içinde kalır. Bu da mevcut tedavi ve terapilerin kimyasal olarak vücut için risk arz ettiği anlamına gelmektedir. Bazı virüsler ise kan beyin bariyeri engelini aşarak beyine ulaşabilmekte ve beyin dokusuna bir takım nörolojik ve nörodejeneratif rahatsızlığa karşı tedaviyi ulaştırmakta başarılı olabilmektedir. Bunun için bilim dünyası diğer bazı vücut dokularında denenmekte olduğu gibi virüsler yardımı ile beyin dokusuna da ilaçları modifiye virüsler yoluyla iletmenin yollarını arıyor. Araştırma ekibi damar içine enjekte edilebilecek ve içine ilaçların paketlenebileceği virüs boyutunda peptitlerden yapılma kurye görevi görecek küçük partiküller geliştirdi. Araştırmayı yürüten Profesör Moen Moghimi, kan beyin bariyerini geçmenin merkezi sinir sistemi adresine teslim edilecek ilaçları üretmekten ilaç ve kimya endüstrisinin uzak tuttuğunu belirtti. Bu ilaçların içinde Parkinson'dan Alzheimer'a, Huntington'dan belirli bir takım beyin tümörlerine kadar birçok rahatsızlığın olduğunu açıklayan Moghimi, 10 yılı aşkın süredir devam eden araştırmaların bu sonucun hem kan beyin bariyeri hem de diğer bir takım biyolojik bariyerin aşılarak ilaçların teslim edilmesi yönündeki uygulamalara yön vereceğini de belirtti. Bu uygulamalar oldukça minimal düzeyde invazif olması ve çok çeşitli peptitler, ilaçlar ve nükleik asitlerin beyne iletilmesini sağlayacak olması açısından çok önemli. Şu an için nörolojik hastalıkların tedavisi, virüslerin güvenli bir şekilde ilaçlar ile paketlenmesi ve cerebrospinal sıvıya, omurilik sıvısı denir buna, direkt enjekte edilmesi gibi riskli aşamalar içeriyor. Mevcut araştırma ile gerçekleştirilen yeni teknolojik adım ile beyin dokusu kendine yuva edinen bir virüsten peptitler içeriyor ve bu peptit bir miktar modifiye edilerek güvenli olması için yapay olarak üretiliyor. Su eklenmesi ile eş zamanlı olarak küçük ve tüylü bir yapı haline alan paketler farelere enjekte edildiğinde kan beyin bariyerini aşarak mikroglia ve nöronlara başarıyla ulaşabildi. Bazı bilim insanları ultrason yardımıyla damar yoluyla verilen ya da nano parçacık formundaki ilaçları bariyerden geçirmeyi başardı. Ancak bu metotlar sadece küçük alanları hedef alabiliyor. Şimdi ise Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Viviana Gradinaru ve meslektaşları zararsız bir virüsün bu bariyeri geçerek ilacı bütün beyin boyunca dağıtabileceğini gösterdiler. Gradinaru'nun ekibi değişiklikler yaparak virüsleri kullandılar. Çünkü bu küçük bulaşıcı ajanlar hücreye ve DNA'sına girmek konusunda ustalar. Aynı zamanda ilaç ya da gen terapileri gibi yararlı teslimatları taşıyabilecek bir protein kabuğuna da sahipler. Beyine girebilecek en uygun virüsü bulabilmek için milyonlarca farklı kabuk yapısı ve varyasyonuna sahip adeno bağlantılı virüsler hazırladılar. Ardından bu varyasyonları fareye enjekte ettiler. Bir haftanın sonunda beynin içine girmeyi başaran türleri değerlendirdiler. AAV, PHP, B isimli virüs bu bariyeri en hatasız şekilde geçebilen virüs oldu. Ardından ekip AAV ve PHP-B virüsünün gen terapisi için potansiyel bir vektör olup olmadığını da test etti. Hastalıkları hücreye yeni genler ekleyerek, olan genleri değiştirerek ya da inaktif hale getirerek tedavi eden tekniktir bu. Bilim insanları virüsü farenin kan dolaşımına enjekte ettiler.
Bu deneyde virüsler yeşil floresan proteinleriyle işaretlenmiş genler taşıyorlardı. Yani eğer virüs beyne girmeyi başarabilirse ve yeni DNA nöronlarına yerleşebilirse, başarı oranı yeşil parlama sayesinde tahlil edilebilecekti. Ve gerçekten de virüsler çoğu beyin hücresinin içine sızmayı başardılar ve yeşil ışık parlamaları neredeyse bir sene boyunca gözlemlendi. Sonuçlar yakın bir zamanda Nature Biotechnology dergisinde yayınlandı. Gelecekte bu yöntem daha birçok nörolojik hastalığı tedavi etmek için kullanılabilir. Cold Spring Harbor laboratuvarında çalışan nörobilimci Anthony Zador şunları söylüyor. Genleri beyine saldırgan bir yöntem kullanmadan yerleştirebilmek inanılmaz derecede kullanışlı bir araştırma aracı olacak. Aynı zamanda kliniklerde de çok büyük bir potansiyel kullanım alanı var. Gradinaro, bu metodun sadece beyin değil, periferik sinir sistemi gibi diğer alanları da hedefleyebileceğini düşünüyor. Periferal sinirler, nöropati ağrı tedavilerinde oldukça zorluk çıkartıyorlar ve bu tarz bir virüs hepsinin içine sızabilir. Evet, kan ve beyin bariyeri hakkında bilgi verdim ve bununla ilgili çalışmaları da sizlerle paylaşmak istedim. Burada en güzel değindiğim konulardan makale içerisinde bir virüsün içinde paket şeklinde beyne bazı ilaçları iletebileceğimiz oldu. Yani bu nano teknolojiyle de yapılabilir ama kısmen burada başarısız olmuşlar makalede de okuduğum gibi. Bunu da virüsler aracılığıyla paketleyip beyne ulaştırabildiklerini görmüşler. Bu da bize en büyük yararlarından birisi beyinde olan insanların yaşadığı hastalıklar, Alzheimer, işte çeşitli beyin rahatsızlıklarını giderebilecek tedavileri uygulamaya yol açacak gibi gözüküyor. Ve ilerleyen süreçte bu virüsleri sadece beyine geçebilecek şekilde vücudunuza enjekte edecekler ve bu da beyindeki hasarı bir şekilde tedavi edecektir. Yani biliyorsunuz insanlar mesela kazalar geçirdiğinde hafızalarını yitirebiliyorlar. Belki bu virüs yoluyla o hafızaları tekrar tazeleyebilirler. Veya birçok gelişmeye yol açabilir bu çalışmalar. Kan ve beyin bariyeri de tam bu çalışmaların odak noktası olduğu için ben bunu özellikle sizinle makale olarak paylaşmak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.